Aslan pençesi bitkisi nasıl yetiştirilir? Latince Alchemilla olarak bilinen aslan pençesi, Türkçe'de aslan ayı, fındık otu, şahden, şehduran isimleriyle de bilinir. İngilizce adı ise kadın mantosu anlamına gelmektedir. Latince Alchemilla yani simya anlamındadır. Arapça'da küçük sihirli şey manasında kullanılmıştır. Yağmurlardan veya gece çiğ düşmesinden sonra yapraklarının üzerinde ve kenarlarında biriken damlacıklardan dolayı şebnemle adı verilmiştir. Avrupalı madenciler, madenleri altına dönüştürme hayallerini gerçekleştirmek için bu damlacıklara umut bağlamışlardır. Ülkemizde aslan pençesi için yaprak kenarları tırtıklı ve tırtıksız şeklinde gereksiz bir ayrım yapılmaktadır. Oysa iki bitki de ayrı familyalardandır. Formolojik olarak da birbirlerine benzememektedirler. Burada anlattığımız Alchemilla vulgaris yani yaprak kenarları tırtıklı diyerek ayrılan aslan pençesidir. Ve rozaceae yani gülgiller ailesindendir. Ve asıl aslan pençesi türü bu türdür. Yaprak kenarları tırtıksız olan ve Türkçe literatürde kırkbaş otu, aslan kulağı ve patlangaç olarak geçen Leontis leontopetalum, Berberidaceae yani kadın tuzluğu giller ailesindendir ve diğer ayırt edilmek istenen türle hiçbir benzerliği bulunmamaktadır. Ülkemizde 40 civarı türü doğal olarak yetişmektedir. Tohumlarından ve köklerinden ayırma ile çoğaltılabilir. Doğal ortamına baktığımızda rutubetli, organik maddece zengin, kirli, sulak, serin yerlerde iyi yetiştiği görülür. Buradan hareketle yetiştirmek istenildiğinde bu özellikler azami ölçüde sağlanmalıdır. Kısmen gölgeli bir yere dikilmeli ve sık sık nem ihtiyacını karşılayacak kadar sulanmalıdır. Sıcakların fazla olduğu zamanlarda serinleme ihtiyacı hissedeceğinden yapraklarına su ile sisleme yapılmalıdır. Çiçekli toprak üstü kısmı kullanılır. Çiçek açma zamanında toplanmalıdır. Aslan pençesinin kanama durdurucu, yara iyileştirici, adet düzenleyici, ishal kesici, selülit giderici ve ağrı kesici etkileri için kullanılmaktadır.